Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi Sulakyurt'ta şenliklerimiz gayet güzel. İkinci günü bugün devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi Sulakyurt Belediye Başkanımız hemen burada. Kendisine dönüyorum. Sayın Başkanım. Gidiyoruz da gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Evet. Bugün festivalimizin ikinci günü. Ve sağ olsun başkanlarım da yanımda. Güzel bir kortej yürüyüşümüz var. Şu anda da devam ediyor. İnşallah böyle bu coşkuyla akşamda sonlandıracağız. Çok muhteşemdir. Bugün ne diyoruz? Evet. Bugün de yine dolu dolu programlarımız var. Ankara Seymen Alayı, Mersin Erdemli Büyükşehir Belediyesi, tiyatro alayı, Ali Kınık ve ulusal sanatçılarımız, yerel sanatçılarımız güzel coşkulu bir kalabalıkla bugün festivalimizi sürdüreceğiz inşallah. Evet. MHP İl Başkanım, Sayın Başkanım ne diyorsunuz? Kıymetli Belediye Başkanımıza destek olmak ve Sulakyurt halkıyla bir araya gelmek için festivalimize icabet ettik. Gayet güzel. Coşkulu bir hava var, sizler de görüyorsunuz. Evet. Buradayız, halkımızla beraberiz. Günümüzü burada geçireceğiz. Emeği geçenlere ben buradan özellikle bizzat teşekkür etmek istiyorum. Devamı gelecektir. Şimdi üçüncüsü inşallah bundan sonrası da gelecektir. Peki, rica ederim. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi yine Sulakyurt'umuzun caddeleri, sokakları şenlik alanına yürüyorlar.
tamamen buradalar. İlçe halkı burada, Sulakgül halkı burada. Gördüğünüz gibi insanlar akın akın Sulakgül olduğu şenliğe gidiyorlar. Evet. Hey! Burada. Evet. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Aşık Mustafa Sayılır. Evet. Sulakgürt Tarıkızlı köyündenim. Ankara'da ikamet ediyorum. Ve oğlum Mecnun. Yani ben yıllardır bu kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Evet. 300'ün üzerinde eserim var. Evet. 10 tane kaset CD yaptım. Kitap bugün, çıkardım. Bugün ne yapıyoruz Sulakgürt'te? Bugün Sulakgürt'te Sayın Başkanımız İsmail Bilde'ye destek olmak için Kahun Karpuz Festivali'nde türkülerimizi, deyişlerimizi okuyacağız. Evet. Güzel eserlerimiz var. Tabii tabii, çok güzel eserler. Peki buradan bir kısa bir dörtlük söyleyebilir miyiz? Hemen söylüyoruz. Ben bir dörtlük şiir okuyayım. Hem içten hem dıştan çoğaldı düşman. Cumhuriyet bizim, sahip çıkalım. Fırsatı kaçırıp olmadan pişman. Cumhuriyet bizim, sahip çıkalım. Evet, cümlemizin. Evet, devam ediyoruz. Ben Mecnun Sayılır. Ben de Kırıkkale Sulakgürt Sarıkız köyündenim. Mustafa Sayır'ın oğlu olarak bu karpuz festivaline belediye başkanımız düzeldi. Karpuz festivaline aranızda bulunmaktayım. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Yanımda bir ozanımız daha var herhalde, değil mi? Bir ozanımız daha var. Evet. Biz tanıyabilir miyiz? İsmim Erdem Tekin. Evet. Sulakgürtlüyüm, buralıyım. Merkez. 10 seneye aşkındır, 11-12 seneye aşkındır düzenlenmeyen bir festivalimiz vardı. Sağ olsun belediye başkanımız buna da el atmış. Allah razı olsun. Kendi köylümüze, kendi hemşerimize de inşallah burada seslenmek nasip olacak. Gönlümüzce çalıp oynayacağız evet. Yani. O zaman ne diyoruz? Her şey Sulakgürt için. Tabii ki. Her şey Sulakgürt için. Bir şey var biliyor musun? İnsanlar yalan söyler ama türküler yalan söylemez. Evet. Neşet ne diyoruz? Türkülerle devam. Evet. Tabii ki. Yani Neşet ustamız öyle demiş yani. Nerede türkü söyleyen bir insan bulursanız yanına gidin, ondan zarar gelmez. Çünkü kötü insanların türküleri olmaz. Yani biz iyi insanlar, evet, bizim doğru türkülerimiz evet olur. Evet, devam ediyoruz. Hayır.
Thank you.
Allah Allah. Celül Cebbar, Mülmüs Settar. Halikul leyli ve nahar. La yezal zülcelal. Birdir Allah, anın birliğine. Hatem-ül Enbiya Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa. Ali evladı Resul-ü Müçteba imdad-ı ruhaniyetine. Pirler, elemler, etsin mübarek ve sayın. Hadi. Sevgili başkanım, öyle durduran bu ama hakiki organiktir yani. Yani yetiştiremedim. Daha olsaydı anam siz kasa getirecektin de. Bu olmuyorsa almayın. Kişi bir kilo vermiyor hemen hemen. Evet. Bunlar kendisi yetiştiriyor bunu. Evet, şu an biraz seni. Çal. Dur. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yok, gavun karpı dolduracağız zaten başkanım da. Harika, selam sayın başkanım. Sağ olun. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Bereketli olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bak bunun da güzel karpuzları var valla. Şimdi bunu kessek olmaz. Ne olur? Olmaz olur mu? Hemen. Hemen kesebilirsin. Şimdi olacak iş değilim. Yani elimiz attığımızı kesebilirsin. Şimdi olacak. Sayın başkanım, nasıl buldunuz sergimizi, festivalimizi? Şimdi bizim özümüzde, kültürümüzde zaten köylü çocuğuyuz. Bunlar da her zaman iç içe olduğumuz, ziyaret ettiğimiz
köylerimizin değerli yöneticileri, muhtarları ve vatandaşlar ürünlerini getirmişler, sergiliyorlar, tanıtımını yapıyorlar. Bizler de bir nebze olsun onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, tanıtımında faydamız olmaya çalışıyoruz. Her şey gayet orijinal, organik. Ya bunlarla yiyen insanlar yaşlanmaz kolay kolay. Gelmişken pazar görek demiştik. Tabii tabii. Hanım evde bekliyor pazarı. Buradan görüp gideceğiz artık pazarı. Başkanım neler diyor Sayın Başkanım? Evet doğru söylüyor başkanım. Sağ olsunlar. İşte bak organik domatesleri. Bizim buranın her şeyi, doğası, dokusu bozulmamış. Her şeyle 10 numara bir ilçemiz var. Dediği gibi biz niye böyle yaşlanmıyoruz? Niye bu kadar böyle genç duruyoruz? Hep genç durmamızın sebebi kesinlikle doğal beslenmemizden kaynaklı. Ben diyorum ki hayatı eğer sağlığı bulmak istiyorsan sulak yurda geleceksin. Evet, hemen çocukların başkanım var seni yayın alalım Sayın Başkanım. Buyurun. Ne diyoruz? Vallahi işte bakıyoruz görüyoruz hepsi organik domateslerimiz, çeri domatesimiz, kavun karpuzumuz. Evet. Sağ olsun Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı İsmail Başkanım'ın sayesinde tabii gururumuz. Asker Atatürk'e sahip çıkan sulak yurdu bir sulak yurt yapan Şeyh Şami'nin öz torunu. Başkanımız her şeyden önce teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik. Bu organik ürünlerin tadını unutmuşuz. Evet, evet. Çok geliyoruz, teşekkür ederim. Geliyoruz. Evet, geziyoruz.
Arabaları şuraya bırak, komple yükleyin götürün. Ciddi söylüyorum bunu. Ya yükücü kavanı abi, sen yükle arabaları, arabayı çek şuraya, şeyleri doldurun götürün bunu kasaya. Bagajları hiç valla teklifsiz hemen. Hiç. Sen başkanım şimdi kavurun. Evet. Yoksa sen yayınlar mı bakar? Thank you.
festivalimizin mimarı Sayın Bilge'ye teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımıza geçmeden önce bize ulaştıran bir telgrafı iletmek istiyorum sizlere. Düzenlemiş olduğumuz Şeyh Şami Hazretleri Anma ve Kavun Karpuz Festivali'ne nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyondan dolayı sizleri tebrik ediyor. Festivalin birlik beraberlik içerisinde geçmesinin temennisiyle davetinize katılan tüm misafirlere selam ve saygılar sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Sayın Devlet Bahçeli. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanı Sayın Erdal Baloğlu Beyefendi'yi davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanlarım, Türk Ocaklarımın kıymetli başkanı, sendika başkanlarım, il ilçe yönetim kurulu üyelerim, çok kıymetli Sulakırk'ta hemşehrilerim, Şeyh Şami Hazretleri'nin anma, kavun ve karpuz festivalinin üçüncüsü yapılmaktadır. Gelen misafirlerimizin hepsine saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli Belediye Başkanım İsmail Bey bizleri kısaca bir bilgilendirdi. Ondan aldığım ufak bilgileri sizlerle de paylaşmak istiyorum. Daha önce, uzun yıllar önce yapılan ilk iki festivalden sonra büyük emek harcanarak, belki de mesaisinin büyük bir kısmını buraya harcayarak Sayın Belediye Başkanım ve ekibi bir çalışma yapmışlar ve ortaya gayet muntazam, örnekler içerisinde daha fazla öne çıkabilen bir festival çıkmış. Gördüğümüz kadarıyla 26 tane köy muhtarımız ve hemşerilerimiz bu festivale destek vermişler ve ellerinden geldiği kadar kendi köylerini tanıtma gayret içerisine girmişler. Ben buradan sayın muhtarlarımıza da ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Startlarını gezdim, yaptıkları faaliyetleri dinledim. Hepsine teşkilatlarım adına ve değerli belediye başkanım adına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yine belki de gözden kaçan tabii ki bir kavun karpuz festivali ama Şeyh Sami Hazretleri ile ilgili geniş çaplı bir araştırma yapıldığını öğrendim. Bir müjde vermek istiyorum. Bu konuyla ilgili belediye başkanımızın özel bir çalışması var. Bu türbenin ve bu evliyanın tanıtılması ile ilgili özel bir çalışma yapılacak. Bu da Sulakırk'ın gelişimi açısından, kültürel ve sosyal faaliyetler açısından ekstradan bir önem taşıyor. Belki de turizm açısından hem çevremize, hem ilimize, hem de Sulakırk'ımıza büyük katkılar sağlayacağını düşünmekteyim. Ben buradan sizlere katılımlarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kırıkkale İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı, ilçe başkanlıkları ve bağlı teşkilatlar adına yaklaşmakta olan Kurban Bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Baloğlu'na teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de tesis kurularsa konuşmaları yapmak üzere Sulakırk Kaymakamımız Sayın Fikret Dağ Beyefendi davetimi arz ediyor. Kıymetli Belediye Başkanları, kıymetli İl Siyasi Başkanları, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, üyeleri, basınımızın güzide mensupları, kıymetli Sulakırklar, hepinizi şahsım ve teşkilatım adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 1980 sonrası küreselleşme akımlarıyla beraber artık ülkelerin değil kentlerin yarışlarına şahit olmaktayız. Her bir kent kendisi marka olma yolunda adım adım ilerliyor. Ve böyle festivaller sayesinde de hem ilçemizin hem ilimizin ismini duyurma bağlamında çok güzel bir organizasyon olduğunu söylüyorum. Ve emeğe geçen Sayın Başkanım ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Malumunuz olduğu üzere 15 Temmuz gecesi zor bir zaman geçirdik. Ülkemize ve milletimize ve devletimize yapılan hain kalkışma sonrasında
milletimizin daha da kenetlendiğini gördük. Şükürler olsun amaçlarına ulaşamadılar. Bu vesileyle hem 15 Temmuz darbe gecesinde yaşanan, darbe gecesinde şehadete ulaşan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve 15 Temmuz sonrası maalesef görüyoruz ki tüm dünyadaki bazı terör örgütlerinin aynı yerden talimat aldığını, aynı eylemleri gerçekleştirdiğine tanık olmaktayız. Ve bu durumda bizim yapmamız gereken aslında tek bir şey kalıyor. Çok çalışmak ve birbirimize kenetlenmek. Yani yerinde ve zamanında birbirimize kucaklayıcı bir yaklaşımla yaklaşırsak daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Daha da faydalı olacağını müteala ediyorum Naysa'nın. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Gerçekten bunun hepimiz bilincindeyiz. Ve dolayısıyla ortak faydada muhakkak ki buluşmak zorundayız. Bizim başka bir Türkiye'miz yok. Bizim başka bir ülkemiz yok ve gideceğimiz hiçbir yerimiz yok. Bir tane abimizin şöyle bir lafı vardı, onu sizlere naçizane paylaşmak istiyorum. Türkiye sevgisi imandandır derdi. Gerçekten sonuna kadar katılıyorum. Türkiye sevgisi imandan. Ve biz imanımızın gereği olarak Allah'ın izniyle ülkemize de sahip çıkacağız, milletimize sahip çıkacağız. Ve bu zor zamanlarda işin açıkçası hoşgörü ve kucaklaşma aşamalarını biraz daha kucak kollarımızı açarak sağlanması taraftarıyım. Dolayısıyla ortak paydada muhakkak ki buluşmak zorundayız. Muhakkak ki kardeşlik hukukumuzu geliştirmek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle şehitlerimize, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bu ödüller sunulacak. Başladık herhalde. Bir numaralı yarışmacı da afiyet olsun. Nasıl tamamlar? Çok güzel. Devam ediyoruz. Tabii ki geleceğin sonuna doğru. Puanlama usulü gidiyoruz. Benim mikrofonlarım var. Evet, jüri üyemiz değerlendirirken hem kavunu hem karpuzu biz bu arayı değerlendirelim ve ikrama geçelim. Gibi Sulak Yurtayız Festivali'ndeyiz. Bugün kavun karpuz yarışması devam ediyor. Biz de jüri olduk. Tabii ki tadına bakacağız. Hep beraber burada jürilerimiz de kontrol yapıyor. Kavunun neticesinde yani aldığımız neticenin sonunda altın var, hediyelerimiz var. İnan ki ben de merak ediyorum Sayın Başkanım. Evet. Jüri de sizsiniz bu arada. Evet. Jürilerden birisi hem işinizi yapıyorsunuz hem jürilik yapıyorsunuz. Evet. Nasıl kavunlardan tattınız? Nasıl? Ben bir iki tanesi tattım. Güzel ama devam ediyor. Ben tabii... sorayım soruyu size. Evet. Evet kavunlar nasıl efendim? Evet kavunlar güzel. Görüşü güzel. Evet. Birinci tattığım tadı biraz daha böyle güzeldi, şekerli. İkinci de gayet o iyiydi. Puanlarımızı vereceğiz. Hediyelerimiz de arasından beraber devam edeceğiz. Hem kavun hem karpuza ayrı ayrı ödüller verilecek. Evet. Size de başarılar diliyoruz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Zor iş. Evet, gördüğünüz gibi hem soruyoruz hem de buradayız. Kavunlar devam ediyor. Bizi takip edin. Güzel şeyler olacak. Değerlendirmemiz devam ediyor. Efendim kavun ve karpuzla neye göre değerlendirme yapıyorsunuz? Yani kriterler nedir? Hepsi içinde yani. Şu ana kadar gidişler iyi. Şu anda 5. sıradaki yarışmacının kavuna bakılıyor lezzet olarak. Mustafa Bey size de afiyet olsun. Kontrol ediyorum. Hayır.
jüriyemizde? Şu an çoğunluğu kavunları iyi. Jüri olarak değerlendiriyoruz. Kavunlar biraz daha harika. Kavunlar biraz sıcaktan şişmeye başlıyor. Kavunlar başlıyor. Karnımızı ağrımadan dikkat edeceğiz. Selamun aleyküm efendim, kolay gelsin. Acemi jüri olunca böyle oluyor herhalde biraz. Evet, bu arada ikramlarımızı devam ediyor. Yemeğimiz sona erdi. Hocamız burada. Bir dua alalım hocamızdan. Yemek duamızı. Ne yapıyorsunuz gençler, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Ne var ne yok? Hoş bulduk. Sayın Başkanım hayırlı olsun. Geliyor. Eyvallah, berekete halulullah. Hanelere bereket, meftalara rahmet. Allahümme zütfela temus ve hürmeti sırrı suretil Fatiha. Evet, evet sen şimdi gördüğünüz gibi başkanlarım da burada, sayın başkanım da burada. Hemen Balıkesir Belediye Başkanımız. Evet, ne diyoruz sayın başkanım? Evet, değerli başkanımız, Söküt Belediye Başkanımız İsmail Bildik Beyefendi'nin nazik davetine icabet ettik. Kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir festival yapmış. Allah kendisine razı olsun. Gerçekten 27 tane köyü birleştirmiş ve bizim belediye başkanlarımızı ve Ankara'dan eşleri dostları bir toplamış. Bu çok güzel bir şey. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Evet. Hemen evet. Başkanıma dönüyoruz. Çelikli Belediye Başkanım. Öncelikle sevgili başkanım İsmail Bilde'ye nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri davet ettiler. Geldik, festivallerini gördük. Gerçekten iyi bir çalışma sonucu burada güzel bir festival yapmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu festivallerin bulunduğumuz yerde birbirimizi birleştirme, kaynaştırma açısından önemini de biliyoruz. Başkanım sağ olsun bunu gerçekleştirmiş. Ki Sulakyurt da Türkiye'nin gerçekten mozaiği olan bir yer. Her kesimden insan var. O insanların bir arada birlik içerisinde olmaları tabii ki bu başkanımızın başarısıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Çalışkan, dinamik, yenilikler açık bir başkanları var Sulakyurt'un. Bu da Sulakyurt'un şansı. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Davetlerinden dolayı da teşekkür ediyorum kendisine. Evet, Sulakyurt Belediye Başkanımızın nazik davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada Şeyh Şam Hazretleri'ni andık inşallah. Biz de Sulakyurt Belediye Başkanımızın aracılığıyla Şeyh Şami Hazretleri'ni tanıma fırsatı yakaladık. Bu tür etkinlikler bir ilçe için olmazsa olmazlardandır diye düşünüyorum. Çünkü biz de yapıyoruz bu tür etkinlikleri. Ayrıca dışarıda yaşayan hemşerilerimizin sıla-i rahim yapmasında bir fırsat yaratıyor. Yaptığı işlerden dolayı, böyle güzel bir ortamı hazırladığından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. Başkanım, seviyoruz başkanımızı. Ne diyorsunuz sayın başkanlarıma? Evet. Ben de başkanlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun can, gelin canlar bir olalım deyince Allah razı olsun candan koşup geldiler. Bizlere ve ilçemize ve ilçemiz vatandaşlarına, özellikle hasreten şahsıma şeref verdiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum başkanlarım buraya kadar gelerek. İşte budur yani, birliğimiz, beraberliğimiz bu. Allah'ın birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Gerçekten de yani burada kendileri, başkanlarım burada diye değil, Ali abi de olsun, Nuh Bey de olsun, Turgut Bey de olsun, hepsi ilçelerinde başarılı belediye başkan arkadaşlarımız. Ha, cenazemizde, düğünümüzde, toyumuzda, festivalimizde biz hep beraberiz. Hepimiz böyle kenetlendik, bir yumruk gibiyiz. İnşallah da bu hep böyle gidecek. Çünkü Kırıkkale bizim Kırıkkalemiz. Bütün Kırıkkale'mizin her yeri birdir. Ben tekrar geri başkanlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Allah razı olsun. Seni seviyoruz, teşekkür ederim. Üçüncüsünü açıklayacağız. Çeyrek altın kazanan 5 numaralı yarışmacımız kavunda. Nevzat Koç Bey. Nevzat Koç Bey. Davet ediyoruz buraya. Başlarım desin ya. Yeşilyaz köyünden Nevzat Koç Bey'i buraya davet ediyoruz. Alman Bey'in mi? Gel abi.
sen şöyle... Evet, ödülleri de alalım buraya. Birinci burada. Üçüncü. Üçüncü mü? Tamam. Kavun yarışmasının üçüncüsü Nevzat Bey çeyrek altınla ödüllendirilecek. Belediye Başkanımız Sayın İsmail Birlik Beyefendi takdim edecek. Kavun yarışması üçüncüsü çeyrek altında ödüllendiriliyor. Tamam, biz şu şeyleri verelim. Evet. Nevzat Bey kardeşim, teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Bir de bu yanına bakarsanız. Mikrofona bir alalım, duygularını alalım. Bir üçüncünün hemen bir başkanın duygularını alalım. Nevzat Bey'e teşekkür ederiz. Gerçekten köylerimiz içerisinde güzel bir kavun üreticisi. Hasreten de benim de çok sevdiğim bir kardeşim, arkadaşım. Kendisine festivalimize vermiş olduğu destekten dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. Bu katkılarınızdan dolayı, bu emekten dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olun. Geçiyoruz kavun yarışmasının ikincisine. 10 numaralı yarışmacı Halil Küçük Beyefendi'yi davet ediyoruz. Kavun yarışmasının ikincisi, yarım altınla ödüllendireceğiz. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Yalnız arkadaşlar, ben bir açıklamada bulunayım. Bu sene belediyemiz 25 dönüm kadar bir pancar kavun karpuzu ekmiştik ve festivale giren belediyemiz adına Halil Bey'di. Halil Bey'in bakımları onun emeğiyle olmuştu. Yani bu ödülü aynı zamanda Surakkırt Belediyesi alıyor ama Surakkırt Belediyesi alırken de bunda herhangi bir şaibe ya da hile sezmeyin. Hatta gerekirse belediye olarak biz almayalım bu ödülü. Biz başka bir üreticimize verelim. En azından belediyemiz almasın. Evet, jüri olarak bir başka kavun üreticimizi seçin, ona verelim. Çünkü biz artık bu onuru aldık. Biz ikincilik ödülünü almış kabul ediyoruz ve bunu başka bir üreticimize verelim. O zaman şöyle yapalım. En yakın oradan puanlama olarak en yakın. Onu seçin. Hatta üçüncüyü ikinci yapalım. Bir tane. Evet, üçüncüyü ikinci yapalım. Çeyrekte yarımı değiştirelim. Çeyrekte de dördüncü olan yarışmacımıza çeyrek altını ulaştıralım. Sen gitme. Evet. Gitmesin. Yarımlık, çeyreklik yarımlık oldu. Dördüncü yarışmacımızı da çeyrek altında ödüllendireceğiz. Altı numara başkanım dördüncü olarak üçüncülüğe geçen çeyrek altın. Ferhat Armağan Ünal beyefendiyi davet ediyorum. Çeyrek altını ona takdim edeceğiz. Gel Ferhat'cığım. Evet, Ferhat Bey de gerçekten Diyarlıca köyünden güzel bir kavun karpuz üreticisi. Kendisinin standta görüldüğü gibi Atatürk büstünün olduğu yerdeki bütün stand kendisinin. Kendisi çok güzel bir çiftçimiz. Kendisinin domatesinden biberine kadar, üzümüne kadar her şeyi kendisi üreten bir kardeşimiz. Ve festivalimize de gerçekten ürünlerini getirdi. Ve bir traktörde karpuz getirdi belediyemize. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çiftçilik hayatında başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz ve kavun yarışmasının birincisine geçiyoruz. Tam altın kazanan yarışmacımız 4 numaralı Mustafa Yeşilsu. Alkışlarınızla Mustafa Bey. Kendisi
muhtarlarımızdan Çayoba köyümüzün muhtarı, gerçekten kendisi emekçi bir arkadaşımız. Kendisi muhtar olmakla, Ankara'dan emekli olmakla gelip de ben bir şey ekip biçmeyeyim, yiyeyim içeyim, yan geleyim yatayım diyenlerden değil. Gerçekten hakiki bir emekçi ve buradan ben sayın muhtarıma kocaman bir alkış istiyorum sizlerden. Çünkü kavun karpuza birincilik yetiştirmek her babayın harcı değil ve kendilerine teşekkür ediyorum katkılarından ve emeklerinden dolayı. Ben de bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aldım altını. Şimdi geçiyoruz. Tüm altınımız. Karpuz yarışmasının ilk üçüne. Gel. Şimdi burada yalnız üçüncü sırada olan yine belediye olarak ona yakın birini seçmemiz lazım. Başlıyorum. Mustafa Bey karpuzda dördüncü olmuş. Birol Bey, pardon, kavunda o. Birol Özdemir Bey'i davet ediyorum. Karpuz yarışmasında üçüncü olan, çeyrek altını kazanan Birol Bey'i davet ediyorum. Birol Bey buyurun. Birol Bey aynı zamanda Yeşilyazı Köyü'nden ve Sulakgürt Belediyesi'nin de evet bu tarım alanında tarım danışmanı. Sağ olsun bizim Sulakgürt Belediye'mizin kavunlu karpuzunu bütün emeği kendisinde kendisi ekti. Ben hasreten bugün burada sizlere ikram ettiğimiz kavunlarda karpuzlarda Birol kardeşimin çok büyük emekleri vardır. Kendisine çok teşekkür ederim. Kendisi aynı zamanda benim biraderim olur. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim Birol Bey. Hayırlı olsun. Evet yine ikincisi Ünal Bey. Evet. Yine aynı şekilde Üyelicelik Köyü'nden karpuz alanında da ikinci seçildi. Festivalimizde iki ödülü birden alan tek üreticimiz oldu. Kendisine bundan sonraki alanlarda başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde harca. Sonraki dönemde yapacağımız inşallah festivallerde daha güzelini bekliyoruz. Daha güzel ekimler bekliyoruz. Ve şimdi karpuz festivalimizin birincisi de Sulakgürt'ten bir üreticimiz. O da gerçekten bu sene çok büyük emekler harcadı. Çok güzel ürünler yetiştirdi. Ve kendisine bundan sonra da yapacağından emin olduğum bir arkadaş. Eski muhtar Ali Rıza Çetiner Bey birinci oldu. Kendilerini buraya davet ediyoruz. Karpuz birincimiz. Evet, zaten kendisinin de şöyle bakıldığı zaman çiftçilikte birinci olacağı üstünden başından bellidir. Şapkasından, her şeyinden bellidir. Giyiminden değil mi? Tam bir emekçi adam. Allah razı olsun. Kendisi Sulakgürt'ün esnaflarından olup ama aynı zamanda memlekette üreticilik yapmaktadır. Ben aynı zamanda bu yarışmaya bilmiyorum girmedi herhalde katılmadı ama bir muhtarımın daha katılmasını isterdim. Çünkü o da ilçemize çok büyük emek veren yeni mahalle muhtarı Adem Singer vardı. Kendisinin de katılmasını isterdim ama katılmadı galiba. Katılsaydı eminim mutlaka bu birinciliklerden birini o da alacağından emindim. Ama eski muhtarımız katıldı. Kendilerini tebrik ederim. Bundan sonraki ekim hayatında da, çiftçilik hayatında da başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, burada birinciliklerimiz bitti galiba. Artık Kadir Bey'e mikrofonu teslim ediyoruz. Sağ olun. Bu arkadaşlara şöyle bir kocaman bir alkış istiyoruz. Kavun karpuz birincilerine. Sağ olun, var olun. Baştan şöyle alacağız. Özellikle evet, değerli konuklar, sayın hemşehrilerim, değerli protokolümüz,
Öncelikle böyle güzel bir festivali bizlere hazırladığı için, hasret kaldığımız bu günlere bizlere kavuşturduğu için Sulakurt Belediye Başkanımız Sayın İsmail Bildik Bey'e teşekkürler ederim efendim. Alacağını gönülden şöyle bir alkış verebilir miyiz efendim? Lütfen. Gerçekten hasret kaldı. Sulakurt'umuzun böyle şeylere ihtiyacı var. Dolaşıyorum deli gibi senin yüzünden.
sizce alkışlarınız lazım. Hadi belediye başkanınız.
selam söyle o selam. Selam söyle o selam. Emişim gümüşüm bir hoş bana. Çok çaba gizmişim. Araba çevir ha. Başla. Ben de Ankara Seymen Ocağı ekibine, derneğine çok teşekkür ederim. Bizleri kırmadılar. Nafız abim de, Nafız Yayla Bey de önce oldukları için ve Berkant kardeşime de, oğluna da gelip de burada bir gösterilerini yaptıkları için. Ve gerçekten bizim için Türk kültüründe yeri olan Atatürk'ün evlatları denilen, çok sağ olun, Allah razı olsun. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu milli ruha şöyle bir yakışır şekilde bir alkış istiyoruz. Saygıdeğer Sulak Kurtlar. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Ve küçük bir şöyle bugünün anısına da kendilerine Sulak Kurt Belediye Başkanı olarak bu festivalimizde teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Nafız abi, herkes için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şöyle bir fotoğraf. Şeref duyduk. Hocam. Lüksü seçtireceğiz inşallah. Şimdi sırada yine Kırıkkale'nin yetiştirmiş olduğu değerlerinden birisi Erdem Tekin. Alkışlarınızla Erdem Bey, söz sizde. Buyurun efendim. Mehmet Bey'im, sen tasarlama şehrim.
Devam ediyor. Sayın Başkanım, neler diyoruz festivalimiz hakkında, Sayın Başkanım hakkında? Sayın Başkanımıza tek kelimeyle tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz. Kırıkkale'mizin medarı iftarı. İnanın yani ya, Surakurt'ta deminden beri geziyoruz, köylerini geziyoruz. İlk defa böyle bir organizasyon olduğunu, biz de kendisine bir kardeş olarak Oğuz Boyları Dernekler Federasyonu Kırıkkale olarak zaten çadırlarımıza desteklerimizi verdik, manevi desteklerimizi verdik. Kendisinin de her zaman için 24 saat emrindeyiz. Telefonlarımız açık. Biz politik takıntılara takılmıyoruz. Adam arıyoruz. Biz adamı da bulduk. Allah yolunu açık etsin. İsmail Başkan'ı seviyoruz. Evet Sayın Başkanım, duygu düşünceler çok güzel. Evet, ben de Alişan Başkanıma ve Oğuz Boyları Federasyonu'nun yönetimine, genel başkanına çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten bu süreçte bize çok büyük destek verdiler kendileri. Burada kurmuş olduğumuz 26 fare köyümüze kıl çadırları. Vali Bey çok beğendi. Evet, Vali Bey dün de çok beğendi. Kendileri de teşekkür ettiler. Gerçekten hepsinin kurulmasında Alişan Başkanımın birebir emeği var. Allah razı olsun. Bütün personelin, bütün işçilerinin 2-3 gün boyunca gece geç vakitlere kadar 26 fare çadırı kurarak yani ilçemize bu güzel görüntüyü kazandırdı. Her daim destekleri bizim yanımızda. Ben de kendilerine kadar buraya geldikleri ve bizleri şereflendirdikleri için hasreden ekibine de, kendisine de, ilçem adına ve başkanım adına çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah işlerini rast getirsin. Ben de teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olun. Çok sağ olun. Önce Vakıf Başkanımızı alalım. Evet. Gene yine devam ediyoruz. Hemen yanında Vakıf Başkanım. Kırıkkale Vakıf Başkanım. Sayın Başkanım, evet. Surakurt'tayız, festivalindeyiz. Sizin de duygularınızı alalım. Evet, öncelikle ben Surakurt Belediye'miz Başkanı, değerli hemşerimiz İsmail Birlik Bey'e teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde, güzel bir organizasyona imza attığı için Allah kendisinden razı olsun diyoruz. Tabii farklı duygu ve düşünceler içerisindeyiz. Biliyorsunuz işte 21 Nisan'da Kırıkkale tanıtım günleri yapmıştık. O günde sağ olsun İsmail Başkanımız gayet iyi bir şekilde hazırlanarak geldi. Ev sahipliği yaptı. Yani ev sahipliği yaptı. Surakurtluları kucakladı. Birlik beraberlik içerisinde oldu. Yalnızca Surakurt'a hizmet etmiyor. Ankara'daki Surakurtlulara da hizmet ediyor. Biz kendisinden Allah razı olsun diyoruz. İşte bugün burada Saadettin Saran Spor Kompleksi yapılıyor. Belediyemiz kent meydanı yapmış. Atatürk heykeli oraya uygun bir şekilde güzel bir yere. Ondan sonra heykelimizi dikmiş. Sulak yurtumuzun çehresi değişmiş, yolları değişmiş. Allah belediye başkanımız başta olmak üzere
valimizden, kaymakamlarımızdan, milletvekillerimizden Allah razı olsun. Bunların da devamının gelmesini istiyoruz. Tıpkı Sulakürt Belediye'miz gibi diğer belediyelerimizin de şenliklere imza atmasını istiyoruz. Çünkü bunlar bizim birlik ve beraberliğimizi sağlayan unsurlar. Tüm Sulakürtlüler başta olmak üzere tüm hemşerilerime, tüm Kırıkkalelilere, tüm Türkiye'de yaşayan Kırıkkalelilere buradan sevgi ve saygılarımı sunarım. Evet. Başta belediye başkanım olmak üzere tüm yönetimine, belediye meclis üyelerine ve tüm Sulakürtlülere teşekkür ederiz. Bugün burada kavuna, karpuza, üzüme doyduk yani. Evet. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Federasyon başkanım var. Sayın başkanım. Neler diyoruz? Sen de duygularınızı alalım. Öncelikle İsmail Başkanımıza sonsuz tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü şu an aslında bu bir sadece Sulakürt Festivali de diyemeyiz. Kırıkkale'yi de aşıp uluslararası bir festival olduğunu görüyoruz burada. İnşallah bunu bir ilk olarak başlatmış oldular. Bunu inşallah gelenek haline getirecekler ve uluslararası hale getirecekler. İnşallah Kültür Bakanlığı da bundan sonra destek olursa daha büyük festivaller olabilir. Ama şurada gördüğümüz, bu zamana kadar gördüğümüz festivallerin en güzelidir. Evet. En mükemmelidir. Bundan dolayı İsmail Başkanımıza ve beraberindeki heyetine, ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz, tebriklerimizi sunuyoruz. Tabii ki kaymakamlığımızın da belki katkıları olmuştur. Ona da teşekkür ederiz. Ayrıca destekleyen, buraya katılan herkese katılımlardan dolayı buraya destek olması açısından teşekkürlerimi sunuyoruz. Biz de her ne kadar maddi olarak destek olamadıysak federasyonumuz olarak katılım desteği yapmış olduk. Kendilerinin yanında manen bulunmaya çalıştık. Tekrarını diliyorum. İnşallah biz diyoruz ki Türkiye'de üretmek lazım, üreticileri teşvik etmek lazım, desteklemek lazım. Ülkemiz yıllarca şu söylendi, kendi kendisini idare eden 3-5 ülkeden biriydi. Yine o hale gelmelidir. İşte köylümüz kavununu, karpuzunu, üzümünü ve diğer mamullerini üretmelidir. Şehirlimiz başka şeyler üretmelidir. Kısaca üreterek ülkemiz olarak ileriye gidebiliriz diye inanıyorum. Başkanımızı da üreticilerimize desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah devamını diliyorum. Evet Sayın Başkanım, Vakıf Başkanı, Federasyon Başkanı. İki başkanımın ortasına gireyim şöyle. Ben hem Cemal abiye hem de Aytekin abiye, iki başkanıma da çok çok teşekkür ederim. Biz bundan önceki süreçte, geçen işte Nisan ayında bir Kırıkkale tanıtım günlerinde bir araya geldik. Evet. Ve ben onlardan feyiz aldım. Onlar benim abilerim. Onlar büyük dernek başkanlarım. Biz hep beraber güzelce sağ olsunlar Kırıkkale'mizi 10 numara Ankara'ya en az 200-300 bin kişiye tanıttılar. Biz de bunlardan örnek alarak dedik ki bir 10-15 bin kişiye, 20 bin kişiye de biz bir festival yapalım. Ha biz o zaman desteklerimizi verdik kendilerine. Allah razı olsun. Onlar da bugün bizlere desteklerini esirgemediler. Yönetimleriyle beraber geldiler. Şeref verdiler. Her ikisine de buraya kadar gelip bizim bu toyumuzda, düğünümüzde yanımızda oldukları için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İkisini de çok seviyoruz. Bundan sonra da beraberce, hep beraber hem derneğimizde hem vakfımızda inşallah hep beraber daha güzel projelere imza atacağız diyorum. Başkanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Başkanım neler diyoruz Sayın Başkanıma? Sayın Başkanıma kısaca şunu söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel düşünüyor, güzel şeyler yapıyor. Biz de güzel şeyler yapan her zaman yanındayız. Bu her zaman destek bu kadar başkan seviyoruz vallahi. Evet. Allah razı olsun. Her şeyin en güzüne layık diyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Sulakürt de başkan her şeyin en güzüne layık. Başkan siz Sulakürt'tünüz. Sulakürt böyle miydi? Değildi. Kesinlikle. Neler, neler yeni, yeni başkanı tanıyoruz. Yeni Sulakürt'ü tanıyoruz. Evet. Biz Sulakürt'ü şimdi geliyoruz Sulakürt'e. Evet. Bugüne kadar böyle bir şeyler olmadı. Çok teşekkür ederim. Allah Başkanla razı olsun. Başkanla beraber yeni Sulakürt. Tabii tabii yeni Sulakürt bundan sonra devam edecek yeni Sulakürt inşallah. Başkanım her zaman yanındayız. Şimdi ben tabii ki Halil abiye gerçekten Kocamanlar ailesine ve o Kocamanlar ailesinin büyüğü olarak Halil abime çok teşekkür ederim. Yani bizim ilçemize vermiş oldukları, keşke her memleketin böyle insanlar olsa. Allah razı olsun. Sıfır cenaze aracı kazandırdı. Ramazanlarda, bayramlarda biz burada 80-100 tane çocuk giydiriyorsak 70'ini 80'ini Halil abi giydiriyor vallahi. 30'unu 40'ını biz giydiriyoruz. Evet. Yani Ramazan'da iftarlarımızda
bu tür etkinliklerimizde bize en büyük desteği veren Halil abi gel. Kocamanlar ailesi. Halil abi bizim için bir değerdir. Abi ha. Yani değerden daha ziyade Allah razı olsun. Evet. Yani Allah keselerine bol bereket versin. Samimi söylüyorum. Elimizden geldiğince evet. Surakgürt'ü seviyoruz. Surakgürt bizim memleketimiz, yani bizim başkanımız. Surakgürt'le ilgili ne bir projeyle gitsek yanlarına bizi hayır demiyorlar. Sporda, her alanda. Evet. Yani Allah razı olsun abilerimi. Yani keşke herkes Halil abiler gibi olsa. Cümlemizden. Evet, ben de dua ediyorum. İşleriniz az kesin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani. Daha nice festivallere diyelim inşallah. Evet, güzel. Evet, Sayın Başkanım seni alalım yayına gel. Evet, evet gelir diyoruz Sayın Başkanım. Yayındayız. Evet. Evet. Üzüm Diyarı Delice'den geldik. Evet. Kavun ve Karpuz Diyarı'na geldik. Sayın Başkanımı tebrik ediyorum. Önce yollardan dolayı. Evet. Sayın Başkanım biz Karadeniz'i beslemeye talibiz. Evet. Siz kavun karpuz, biz Delice üzümle beraber. İnşallah. İnşallah Karadeniz'i besleyeceğiz. İnşallah. Bu başarınızı tebrik ediyorum başkanım. Teşekkür ederim. Ne diyoruz? Evet ben de Delice Üzüm Üreticiler Başkanı ama başkanlıktan daha çok benim abim. Evet. Çok sevdiğim bir değerdir, bir insandır. Gerçekten bizim Sulakyurt'ta sayın başkanım gibi insanlara, ben bunu ilk başkanıma ilk günde söyledim. Başkanım gibi insanlara bizim ihtiyacımız var. Keşke dedim abi Delice'de değil dedi ki sen Sulakyurt'a yerleşmiş olsan. Başkanım, biz seninle çok iş başarırız diye. Abim gerçekten çok fedakar bir abi. Orada üzümü, inşallah burada da bizim her zaman için kavunumuzu, karpuzumuzu, yöresel ürünlerimizi her zaman kendisi desteklemekle. Ben kendilerine vermiş olduğu, ilçemize de vermiş olduğu desteklerden dolayı hasreten teşekkür ederim. Ve böyle bir günde de aramızda bulunduğundan dolayı ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Ben de teşekkür ederim. Başkanım ben de çok teşekkür ederim. Allah yalnız razı. Sizin Sulakyurt'un girişine kavun ve karpuzu böyle bir el içinde yapacağız. İnşallah yapacağım söz. Onda da ben arkadaş abimden yardım alacağım. Abimin yaptırdığı yerlere biz de yaptıracağız. Yani inşallah. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam.
durdu, sundurdun elene de senin gibi. Yar olmaz olsun, yar olmaz olsun. Sunacağım yoktu, sundurdun elene de senin gibi. Yar olmaz olsun, yar olmaz olsun. Şu başıma bin türlü bela. Yetmeye muradım yarıda kala. Derdem iki yanan, dert olmaz olsun, dert olmaz olsun. Teşekkür ederiz. Kendisi bizleri kırmadı. Bu güzel günde geldi. Ama işte sıcaklık biraz şey olduğu için. Evet, sıcakta kaldığı için biraz sıkıntı yaşadı herhalde ama yani kusura bakmasın. Affola. İnşallah başka zamanlarda yine görüşmek üzere. Mesut abi çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Sevgili başkanım, ne demek? Sıcak da olsa, Ankara'da olsa senin için başın üstüne. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Bugünün anısına şöyle güzel bir plaketimiz var. Bunu kendilerine takdim ediyorum. İnşallah bu günleri daha ileride daha güzel günler olarak, daha güzel festivaller olarak hep beraber yaşatırız diyorum. Sağ olun. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun. Kurul duydum bir hemşeri olarak. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Thank you.
Şenliğimiz, festivalimiz devam ediyor Sayın Başkanım. Evet. Ağır misafirlerimizden Kırıkkale'mizin Carmen Oteli'nin genel müdürü Ayşe Hanım var. Önce evet. Ayşe Hanım'a bir soralım. Tabii ki. Nasıl buldunuz? Çok güzel, başkanımızı tebrik ediyoruz. Bir ilklerden bir tanesi yine. En son 2000 yılında yapıldığını biliyorum. Ve böyle geniş kapsamlı bir festival yoktu. Başkanım geldikten sonra ciddi anlamda değişiklikler yaptı. Güzel şeyler kattı kasabaya. Kendilerini tebrik ediyorum. Kırıkkale'de bu festivallerin sık sık olmasını, sizde bir iş kadını olmasını ister misiniz? Tabii ki, festivallerin yapılmasını arzu ediyoruz bizler de. İlimize gerçekten büyük bir getiri sağlar diye düşünüyorum. Evet, böyle hizmetle devam etmesini istiyorsun. Sayın Başkanım başarılı. Vallahi maşallah, kendisi az önce Abdullah Polat Bey ile de bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisi dedi ki atom karınca gibi. Ben de aynen onun söylediklerine katılıyorum. Sayın Başkanım, bu duygu düşüncelere neler diyoruz? Devam ediyoruz. Evet, buyurun. Ben öncelikle tabii ki Carmina Otel'in müdüresine çok teşekkür ederim. Festivalimizin olacağını haber aldığı günde bizi aradı. Başkanım biz ne yapabiliriz? Siz böyle bir festival yapıyorsunuz. Bizim elimizden ne gelir diye. Kendisine çok teşekkür ederim. Gerçekten bu festivalimizin onur konuklarından ve gelen misafirlerimizin ağırlamasını kendileri üstlendi. Şu ana kadar sorunsuz bir şekilde. Sağ olsun. Misafirlerimizin çoğunda şimdi Carmen Otel'de mi duruyor? Tabii tabii. Şu anda gelen bütün misafirlerimizi kendileri ağırlıyorlar. Durum iyi. Evet, kesinlikle. Yani ben kendilerine festivale vermiş oldukları katkıdan dolayı da hasreten çok teşekkür ederim. İndirim yaptılar mı başkanım? Kesinlikle yaptılar. Sponsor oldular. Sponsor oldular. İndirim yaptılar. Çok ciddi indirim yaptılar. Ben katkılarından dolayı, festivalimize vermiş oldukları desteklerden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim kendilerine. Başkanım, çok saygıdeğer bir insan. Bizi bu şekilde yardımcı olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Keşke Kırıkkale'mize 3-5 tane daha Ayşe Müdür Hanım gibi gerçekten böyle örnek evet kesinlikle böyle arkadaşlarımızın olmasını her zaman isteriz bizler de. Bu sırada Gökhan Algür'e de teşekkür ediyoruz. Tabii aynı zamanda Sayın Avukat Bey'e de çok teşekkür ederim. Gökhan Bey'e de çok teşekkür ederim. Çünkü onun da zaten katkıları var. Yönetim Kurulu Başkanlarına da çok teşekkür ediyorum, onlara da. Çok sağ olun. Hemen yanına devam ediyoruz Ayşe Hanım, müsaade ederseniz. Evet. Sayın Avukat Abdullah Polat Bey, neler diyoruz? Evet, öncelikle İsmail Başkanımızı tebrik ediyoruz. Çünkü İsmail Başkan'ın çalışkanlığını, sevilmesini, Kırıkkale'deki STK olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerdeki katılımlarını Ankara'da bizler her zaman takdirle karşıladık ve sevgimizi, saygımızı her zaman gösterdik. Burada da Surak Yurt'un tarihinde 2000'den bu tarafa yapılmayan, yani yaklaşık 16 yıldır yapılmayan bir işi şu anda yapıyor ve gayet de başarılı olduğunu görüyoruz. Burada amaç birlik beraberlik. Şurada yazıyoruz, bakıyoruz, 17 tane köy var. Bu köyün birlik beraberliğini sağlamak, bu tür festivallerle geçtiğini biliyoruz. İsmail abi bizim atom karıncamız. Duruşuyla, birlik beraberliğe sahip çıkmasıyla her zaman bizlerimiz de yanında olduğunu göstermiştir. Biz de her zaman İsmail Başkan'ın bu konudaki faaliyetlerinde yanındayız. Hiçbir zaman da yalnız bırakmayı da düşünmüyoruz. Kırıkkale tanıtım günlerinde bizlere sağlamış olduğu katkıyı unutamayız. Biliyoruz da. Artı yine Kırıkkale'deki yapmış olduğu şey, Ankara'da yapmış olduğumuz faaliyetlerimizde sağ olsun her zaman bir Kırıkkale'li olarak bizleri oradaki duruşuyla
her zaman yanımızda oldu. Bunlar da önemli festivaller, önemli olaylar. Çünkü burada biraz önce bir sohbet ettik. Arkadaşım bir tanesi Sulak Yurt'tu. Devlet Tiyatrosu'nda burada görev yapıyor. Bu festival sayesinde ilk defa Sulak Yurt'a geliyor ve tiyatro gösterisi yapıyor. Yani bunu gören Sulak Yurt'u gençleri muhakkak bundan bir örnek alacak ki ufuklarını açacaklar. Bunlar güzel şeyler. Başkanımı tekrardan tebrik ediyorum ben. Kendisi başarılı bir şekilde devam ediyor. Rabbim inşallah utandırmasın. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Evet, Sayın Başkanım dönelim. Hemen duygularını alalım. Evet, ben de gerçekten Abdullah Bey'e çok teşekkür ederim. Çünkü Abdullah Bey bizim aynı zamanda bir gönül dostumuz, arkadaşımız, çok değer verdiğimiz bir abimiz Ankara'da. Sağ olsun, o da çok güzel bu tür organizasyonları yapıyor. Bütün Kırıkkalelileri bir araya getiriyor. Yani kendisi bizim orada bir dernek başkanımız, Kırıkkaleliler Dernek Başkanı olarak. Ha, bugün de sağ olsunlar daveti bize icabet ettiler. Buraya geldiler. Ben ilçem adına ve şahsım adına kendisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her dönem biz beraberiz. İşte birlik beraberlik budur. Yani onunki olduğu zaman Ankara'da biz oradayız. Bizimki olduğu zaman kendisi burada. Her zaman birbirimize destek veriyoruz. Hasreten çok teşekkür ediyorum kendisine. Birlikten Allah razı güç doğar diyoruz. Tabii birlikten her zaman güç doğar. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Şahsım adına çok teşekkür ederim. Bu plaketi bugünün anısına kendisine takdim ediyorum abimin. Unutulmamak dileğiyle. Evet, kendisine çok teşekkür ederim. Abim çok sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Evet, sayın değerli başkanımız İsmail Bey'e ben de bir abisi olarak çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize verdi. Biz de geldik. Sizlerle beraber olduk. Saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. Bir başka inşallah bir etkinlikte buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, esen kalın efendim. Allah'a ısmarladık. Kale Miyader. Kale Kırıkkale Müzisyenler Derneği Başkanıma ve arkadaşlara çok teşekkür ederim. Onlar da bugün geldiler. Festivalimize katıldılar. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Nazik davetimizi kırmayıp buraya kadar geldikleri için. Ve bugünün anısına Müyader'e bir plaket vermek istiyorum. Bugünün anısına ve hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Bu hanımefendi bizleri arayarak, Sayın Başkanım, festival yapıyorsunuz ve bu hususta biz neler yapabiliriz? Konaklamada size nasıl yardımcı olabiliriz? Gelişlerde, gidişlerde, transport işlerinde nasıl yardımcı olabiliriz diye bizi aradı.
ve sağ olsun şu ana kadar gelen bütün misafirlerimiz, tiyatro ekibi olsun, diğer misafirlerimiz olsun, kendisi otellerinde konaklamayı yaptırıyor sağ olsunlar ve bu festivalimizin de sponsorlarından kendileri. Ben burada bütün Surakürtlü hemşehrilerim adına ve Surakürtlü Belediye adına Carmine Oteli'ne ve Carmine Oteli'nin müdürü hanımına çok çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Çok sağ olun ve bugünün anlamına binaen de bu plaketi kendilerine takdim ediyorum. Ayşe Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, rica ederim. Şöyle çevir. Festivali, bu programı düzenleyen kıymetli belediye başkanımız İsmail Bildik başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda misafirlerimiz, bir alkış alabilir miyiz İsmail başkana bu güzel organizasyondan dolayı?
Haşa söz vermişim kara gözüme. Gönle derman bildim güzel yüzünü. Ses etmedim çektim alın yazımı. Bu dünya kimseye kalmıyor aslında. Anadolu'nun güzel insanları, bildiğiniz gibi Sulak Yurt 1960'larda ilçe oldu. Sayın Belediye Başkanımız İsmail Bildik ve emeği olan, katkısı olan bütün insanlara, canlara saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Efendim ben farklı televizyonlarda çok program yaptım. Bugüne kadar 10 tane kaset, CD ve kitaplarımı çıkardım. 300'ün üzerinde kendi eserim var ama sizleri bir arada görmek benim için en büyük mutluluk. Hepiniz hoş geldiniz. Bütün köylerden, şehirden ve ilçemizden katılan. Yalnız üzüldüm, biraz önce biri geldi dedi ki kahvelerde dedi oyun oynuyorlar, gelmediler. O da bizi üzgün olduğumuzu belirtirim. Keşke herkes gelseydi. Burada kimse kimseyi yemiyor. Burada sevgi var, burada hoşgörü var, burada kardeşlik var. Bildiğiniz gibi ben önümüz geçtiğimiz günlerde tabii ki bir olaylar oldu. Ülkemiz büyük bir zarara uğradı. İnsanlarımız katledildi, insanlarımız yağmalandı. Tatlı bir darbe, neyse bir oluşum dediler ama ben şunu söylüyorum. Bizim askerimiz, bizim polisimiz, bizim kardeşlerimiz, evlatlarımız, büyüklerimiz. Onların hepsine saygılar, sevgiler sunuyorum. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ben şöyle bir şiirimle başlayacağım. Hep içten hem dıştan çoğaldı düşman. Cumhuriyet bizim, sahip çıkalım. Fırsatı kaçırıp olmadan pişman. Cumhuriyet bizim, sahip çıkalım. En hakiki mürşit ilimle dolup cehaleti kökten ot gibi yolup asker, sivil herkes beraber olup cumhuriyet bizim, sahip çıkalım. İnsanımız layık en yüce kata. Söyleyin sözümde var ise hata. Mezarında rahat uyusun ata. Cumhuriyet bizim, sahip çıkalım. Sayılır Mustafa'm canım da canın. Eşitlik ilkesi en güzel yanın. Ne şah, ne padişah, ne de sultanın. Cumhuriyet bizim, sahip çıkalım. Cumhuriyet bizim, sahip çıkalım diyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Bülbül gibi dili olsa ne fayda.
fayda, olsa ne fayda.
saçların, ben seni çok seviyorum.